TMO ve LİDAŞ konusunda biz her dönem yaşadığımız sorunları yaşıyoruz aslında. Devlet alım yapacağı zaman randevu sistemiyle alım yapıyor. Çiftçiler bu randevulardan mahrum kalıyor. Randevular kimsenin bilmediği bir saatte, hatta gece yarılarından sonraki saatlerde randevu sistemleri açılıyor. Bunlardan bazı çiftçi değil, tüccarlar bundan haberdar oluyor sadece. Ve bazı tüccar dediğimiz, hani bu işin ticaretini yapan tüccarlar bu randevudan bilgi sahibi olup bazı çiftçiler üzerinden randevularını alıyorlar. Bu şekilde çiftçi dışı insanlar, tüccarlar devlete mal satabiliyorlar. Çiftçi devlete mal satamıyor. Şu anda çiftçinin malı buğday pazarına gidiyor. Buğday pazarındaki fiyatlar devlet alımlarının neredeyse 1 TL altında fiyatlar veriliyor. Çiftçiler bu şekilde mağdur ettiriliyor. Kiralık depoları var. LİDAŞ dediğimiz yerler, farklı yerler. Bunlar mısırla dolu olduğunu söylüyorlar. Onun için randevu sistemlerinin açamadıklarını söylüyorlar. Zamanla olacağını söylüyorlar. Depoları, mısırları boşaltıp ondan sonra buğday alımları yapacağız diyorlar. TMO Genel Müdürü buğday pazarında çiftçileri değil, tüccarları toplayıp bir toplantı yaptı. Yani çiftçinin faydası olacak bir açıklama da yapılmadı açıkçası. İlerleyen günlerde randevu sistemlerinin açılacağı, ürünlerin alınacağı söylendi. Dediğimiz gibi çiftçi malını satmak istiyor, satmak zorunda. Girdileri borçla almış, onu ödemek zorunda. Bir an önce satmak istiyor ama piyasada fiyatlar bayağı bir düşük. Sıkıntı, piyasadaki sıkıntı şudur. Çiftçi TMO'ya ürünü satamıyor. Fiyat açıklandı. Fiyat beklettiğimizin altında olmakla beraber yine de iyi diyebiliriz. Desteklemen parasıyla beraber. Yalnız çiftçinin sıkıntısı dediğimiz gibi TMO'ya satış yapamıyor. Randevu sisteminde sıkıntılar yaşanıyor. TMO'nun alım kapasitesi düşük şu an itibariyle. Haliyle çiftçi serbest piyasaya ürün satmak zorunda. Serbest piyasada bunu ister istemez piyasa aktörleri çiftçiden ürünü daha ucuza alıp daha fazla kar etmek amacını güdüyor. Bu şekilde kısır bir döngü var. Çiftçinin zaten çiftçimizin çoğu borçludur. Bu da piyasada kısır bir döngüye sebep olmaktadır. Artı randevu alamama sebeplerinden biri de süre kısıtlı, randevu süresi kısıtlı, günlük alım kapasitesi düşük, başvuru sayısı fazla. Çünkü şu normal şartlarda geçen sene kimse TMO'ya ürün satmadı doğrudur. Çünkü serbest piyasada fiyat daha yükseldi. Şu anda ise serbest piyasada fiyat çok düşük, yaklaşık 1000 tonuna 1000 TL daha düşük, 1500 TL daha düşük satılıyor ürün. Maalesef o duyumları alıyoruz ama ispat konusunda herhangi bir ispatımız yok. Bütün çiftçilerimiz, hatta zahirecilerimiz bile bu konuda muzdarip olduğu kanaatindeyiz biz de. Ama ispat konusunda herhangi bir şey elimizde bir delil yok ki bu satışlar da direkt çakası çiftçilerin adına yapılıyor. Şu anda boş olanlar da var. Yalnız dediğim gibi biraz önce nasıl TMO'nun kendisine satış yapıldığı için şu anda alınan şikayetler ve gerçekler de öyle. Hiçbir çiftçimizin LİDAŞ'larla organik bir bağı bulunmamaktadır. Yani direkt çiftçi satışı yapamıyor çünkü gittiği zaman LİDAŞ sahibi tarafından yer yoktur. Efendim doludur her şey ama aynı şekilde TMO nasıl söyleniyorsa da o şekilde LİDAŞ sahipleri de kendi aldıkları ürünlerini kendi depolarında saklıyorlar, muhafaza ediyorlar daha fazla kar etmek için. Nihayetinde yani gelen özellikle zahirecilerimizden gelen şikayetler de böyle, çiftçilerimizden gelen de şikayetler böyle. Hem de çiftçinin bütün malını alacağını duyduk, işittik, güzel bir haberdi. Piyasaya da olumlu yansıyacağından eminiz. İnşallah temennimiz olur, sadece çiftçimize biraz diyoruz ki sabredin,
ihtiyacınız kadar piyasaya satın, gerisini TEMOVA'ya satın.